Hayır yani efendim, ben de anlamıyorum. Yani böyle bir şey nasıl olabilir? Bu tembeller nasıl yüz alabilir? Kesin kopya çekmiş olmalılar. Ya Mithat Bey, biz seni bu okula göz kulak olasın diye koyduk. Ya sen bir tembel sınıfı dağıtamadın mı? Ya bunlar bir araya geldiğinde birbirine daha çok azdırıyorlar. Müdür Bey, kusura bakmayın. Böyle palas pandıras girdim ama size çok önemli bir şey söylemek zorundayım. Hayrola Müjgan Hanım? Ahmet Hoca'nın hafızası yerinde değil. Ne? Hiçbir şey hatırlamıyor. En başta da aşkımızı. Yani bu koşullar altında öğretmenlik yapması imkansız. Ya sen hafızası gitmiş adama öğretmenlik mi yaptırıyorsun? Ben de bilmiyordum efendim. Ben de şimdi duydum, şimdi öğrendim. Gir. Söylenenler doğru mu Ahmet Hocam? Sen hafızanı mı yitirdin? Neyi efendim? Hafızamı mı kaybetmişim? Kim diyor bunu? Ben diyorum. Yani Müjgan Hanım'ın evlilik teklifini kabul etmedim diye bunu yapıyor bence. Yapmayın ama yani. İftira atıyorsunuz bana resmen. Yani evlenmek istemiyorum efendim. Zorla mı? Evlenmezseniz evlenmeyin. Hayır, ben yalan mı söylüyorum? Yani hafızanızı kaybettiğiniz doğru değil mi? Müdür Bey, bana inanmıyorsanız doktoruna sorun. Anladım. Bu durumda ben de çok üzgünüm tabii Ahmet Bey. Yani okulumuzun sahibi Necati Bey de uygun görürse bu şartlar altında sizinle çalışamayacağız. Yani ilişiğinizi kesmek zorundayız. Tabii tabii, derhal kesin ilişiğini ya. Hafızası gitmiş öğretmen mi olur? Hem ne biliyor ki, ne anlatacak öğrencilerine? Kim lan bu okulun sahibi? ATV YouTube kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.